Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bu akşam Edgar Allan Poe'nun Çalınmış Mektubu'yla başlıyoruz sohbetimizi. Edgar Allan Poe 1809 doğumlu, 1849 ölü, yani çok gencecik yaşta ölmüş bir yazar. Amerikalı şair, yazar, editör ve edebiyat eleştirmeni. Çoğunlukla şiir ve kısa öyküleriyle tanıyoruz. Özellikle Gizem ve Macabre öyküleriyle meşhur olmuş. Ya yani Macabre, yani ürkünç, böyle daha çok ölümle ilgili öyküleriyle tanınıyor. Amerika'da ve Amerikan edebiyatında romantizmin akımın önemli yazarlarından biri ve kısa öykün ilk yazarlarından sayılır. Şeydir, böyle genellikle polisiye türü öyküleri vardır. Bunun yanı sıra da bilim kurgu da birçok öyküsü var. Yaşamını yazarlıkla sürdürmeye çalışmış. Bundan dolayı böyle biraz yaşamında ekonomik güçlükleri olan, işte maddiyat güçlü yaşamında, yani bir şey, yani hiçbir zaman çok büyük paralar kazanan bir yazar değil yaşadığı dönemde. İşte 1809 yılında Boston'da dünyaya geliyor. Amerikan edebiyatında şeydi, böyle polisiye roman türünün gelişmesinde de çok önemli bir rol oynamış. Mutsuz bir yaşam sürmüş. Çocukluğunda da işte çocukluğunda anne babasını küçük yaşta kaybediyor. Ondan sonra varlıklı bir kadın onu evlat ediniyor. Ve babasını anlaşamıyor, onu sevmiyor. İşte üniversiteye gidiyor, orada bir yıl okuyor. Sonra parasızlıktan okulu bırakmak zorunda kalıyor. Ondan sonra askeri akademiye giriyor. Burada da işte alkol ve kumar falan biraz sorunlar yaşıyor. Sonra akademiden ayrılıyor. Ve 13 yaşındaki kuzeni Virginia Clemm'le evleniyor. Burada birkaç yıl mutlu bir evlilik geçiriyor. Sonrasında eşi hastalanıp ölüyor. Eşinin ölümünden sonra kendisini bir boşlukta hissediyor ve aşırı derecede alkol içmeye başlıyor ve düzensiz bir yaşam sürüyor. Dergilerde yayın yönetmenliği yaptığı yıllar var. Böyle yayıncılık dönemi var. Ondan sonra burada bayağı bir başarı kazanıyor, kariyeri yükseliyor. Ama sorunlu yaşamı hiçbir zaman düzelmiyor. Yani içki onun yakasını hiçbir zaman bırakmamış. Şiir kitapları çok güzel. Kuzgun ve Meşhur Anabelliği benim en sevdiğim şiirler. İşte onu şöyle dünyada tanınmasını sağlayan bu şiir kitapları. Gotik türünde eserleri, mesela bütün eserlerine baktığımız zaman sinemaya uyarlanan eserlerini izlediğiniz zaman bu gotik etkisini şeyde de, görsel sanatta da görürsünüz. Burada mesela bütün kahramanları doğaüstü ve dehşet verici olaylar yaşar. O kurguları muhteşemdi. Ama bu kurguları günlük yaşamı çok gözlemleyerek, onlardan esinlenerek hazırladığını söyler. Mesela o polisiye türünde en bizde tanınan Morg Sokağı cinayeti. Burada Dupin cinayetleri temel önermelere dayalı mantık yürütme sistemiyle çözümler. Onun meşhur Dupin'i. Bir de kediler var. Kediler onun şeydir, mesela o meşhur Siyam kedisi onun ilham kaynağı. İşte bir fotoğraf paylaşmıştım. İşte Poe'nun Catherine isimli bir kedisi. Ay, o şeydi, yazar öldükten sonra kedisi de aniden ölmüş. Birbirlerine çok yakınlarmış. Aynı zamanda yazar eleştiri yazılarıyla da öne çıkıyor. Ölümünden sonra simgeci edebiyatın savunucuları tarafından sansüalizm akımının öncülerinden sayıldı. İşte bu yaşamı, bu yani çok bir yaşam, ruhsuz, karamsar, böyle mutsuz, ruh hali kötüydü, böyle öyle bir yaşam oldu. Ölümü de mesela
şey olmuş. Yani ne nasıl olduğu şey yani sır gibi saklanıyor fakat şey diyorlar mesela hani içki, intihar hepsi bir arada. İşte bu 3 Ekim 1849'da işte Joseph Walker isminde birisi yağmurda yürümek için sokağa çıkar yürüyüş yapmak için. Kaldırım kenarında eski kıyafetlerle böyle şey böyle berduş gibi bir adam bulur işte. Böyle yerde hareketsizce yatıyor falan. Sonra yakınına gider adama bakar. Adamın Edgar Allan Poe olduğunu fark eder. Ondan sonra onunla konuşmaya sorar falan. Konuşmaya çalışır şey yapar. Ondan sonra hani bir tanıdığın var mı sana yardım edecek falan böyle. O da mesela kendisi işte Edgar Allan Joseph ismini verir falan. Ona şey ya yani bu şey yani sonrasında da bu şey acıyı mesela şey işte nasıl ölümünü mesela kendi de hazırlamış. İşte çok aşırı derecede içki, alkol, uyuşturucu intihara varan bir şey. Şey böyle mesela o hastaneye gidiyor işte 4 gün yatıyor bir türlü kendine gelemiyor halüsinasyonlar görüyor ondan sonra kendisini tanıtamıyor falan böyle mesela ölüm sırasında sürekli Reynolds ismini sayıklamış ama onun kim olduğu bilinmiyor onu şey yapamıyorlar burada mesela otopsi işte ölüm sonrası işte inceleniyor falan. Birçok iddia da atılmış. Dayak yedi işte, kaçırıldığı alkol, işte karbondioksit zehirlenmesi, civa, beyin tümörü falan böyle bir sürü kuduz, her şey gazeteler her şeyi yazmış yani onun ölümüyle ilgili. Öyle bir şey. Yani ben mesela bu yazı çok seviyorum. Poe'nun eseri dünya çapında çok meşhur öyküleri. Mesela burada mesela edebiyata, müziğe, televizyon yani bütün alanlara mesela yansımış onun şeyi. Yaşadığı evlerde müze haline getirilmiş. Ondan sonra gizem türü edebiyat dalında çok seçkin güzel eserler vermiş kendisi. Aynı zamanda adına da Edgar ödülü veriliyor her yıl. Yani dünya edebiyatını derinden etkileyen birisi Edgar Allan Poe. Onu mutlaka yani birkaç öyküsünü seninle birkaç kere konuşmak isterim. Şimdi Yaşar Hocam buyurun siz devam edin. Çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, bu burada öncelikle Edgar Allan Poe'yu neden seviyorum? Niye bu kitabı ve kitaplarını okuyorum? Onu anlatmak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar. Edgar Allan Poe, Dostoyevski alanlarında acı çekmiş insanlar. Alanlarında acı çektiği için bu acılarını yazmışlardır. Bizde de Kemal Tahir, Yaşar Kemal arkadaşlar öyle yazarlardır. Onun için efendim ben yazar olmak istiyorum diyor bazı arkadaşlar. Ben de diyorum ki yazar olmak için öncelikle o haleti ruhiyeyi yaşaman lazım. Yaşamadan yazar olunmaz. Edgar Allan Poe'nun özelliği o arkadaşlar. O yüzden ondaki derinliği görmemiz lazım. Benim esas sıkıntım Edgar Allan Poe'nun çektiği sıkıntıları acaba ben de çekiyor muyum? Ben de çektim mi diye analog yani benzetme yapabilir miyim diye düşündüğüm çok olmuştur. Hakikaten de öyledir arkadaşlar. Çünkü adli tıp alanında mağdurların çektiği acılar kendi acılarımdır. Onun için Edgar Allan Poe'yu sevmemin, kitaplarını okumamın, diğer yazarların bu
Edgar Allan Poe'dan yararlanmalarının sebebi budur arkadaşlar. Şimdi öncelikle Kuzgun şiirine başlamak istiyorum. Bakın arkadaşlar, kuzgun bir kuş. Yem olmamak için azgın fırtınaya sığınmıştım bir ardıcın kovuğuna. Sabırsızlıkla beklerken sabahı, ilişti gözlerime sıcak bir odanın aydınlığı. Gözlerimi diktim camlara, baktım içeride genç bir adam tek başına oturmakta. Ölümün gölgesi düşmüş gözlerine, başı önde, derin derin düşünmekte. Kendi çilem yetmezmiş gibi bana, uçtum yüzü kederli, güzelleşen bu adama, mezar taşını andıran bir koltukta oturmuş o yıkılmış adama. Arkadaşlar, bu adamın böyle bir özelliği var. Ama o kadar zengin bir kelime dağarcığı var ki beni hayrete düşüren o. Nasıl oluyor da bu kelime dağarcığıyla yaşıyor? Bu kelime dağarcığıyla yaşayabilmesi için arkadaşlar bunları biriktirmesi lazım. Edgar Allan Poe'nun en büyük özelliği biriktiriciliği ve sunuş tekniği, kopyacı olmayışı. Sunuşlarından dolayı pek çok insan Edgar Allan Poe'dan yararlanmıştır. Ben de onun eserlerinin hayranıyım arkadaşlar. Bakın, tam depresif bir insanın, anhedonia dediğimiz yalnızların dünyasında yaşayan insanın sözüne bakın. Gecenin kıyısından gelen ölüye benzer antik kuzgun. Söyle nedir gecenin ölüler kıyısındaki adın dedi hiçbir zaman. Arkadaşlar, bu hiçbir zaman kelimesi hakikaten umutsuzluğa çöküp umutsuzluktan yükselmenin yolunu gösteren bir kuzgun. Ama bir diğer taraftan da bunu nasıl çözeceğini de bilemeyen bir yazar var karşımızda. Onun için hayranlığımız oradan kaynaklanıyor. Hiçbir zaman. Demek ki arkadaşlar, biz hastalarla veya sıkıntıda olan kişiyle konuşurken ne var ki diyerek konuşmamalıyız. Onun o vurgun yediği denizdeki dibinde nasıl suya çıktığını seyrederek, anlayarak konuyu çözmemiz lazım ki biz o insanla empati yapmış olabilirim. Yoksa üstünkörü olarak bu böyledir gibi cümleleri herkes söyler arkadaşlar. Ama Edgar Allan Poe öyle değil. O kadar derinlemesine vurgulama, tonlaması yüklü ki anlatamam. Ve pek çok polisiye yazan yazarlar Edgar Allan Poe'dan yararlanmıştır. Şimdi sevgili arkadaşlarım, burada şunu da söylememiz lazım öncelikle. Bizim Edgar Allan Poe'ya benzer kişimiz var mı? Var. Orhan Veli. Orhan Veli de arkadaşlar öyle birisi. Onun için Orhan Veli'yi de burada ağlarsam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarımı ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin kifayetsiz olduğunu. Değerli arkadaşlarım, demek ki insanlar yaşantılarını sürdürürken bir kuyunun içinde bir işkence görüyorlar. Bu işkencenin özelliklerini anlatmak için böyle bir giriş yaptım. Bu işkence çeken insanlar
Bu işkencenin dibini yaşayınca işte o zaman intihar ve cinayetlerin mekanizmasını anlamamız söz konusu olabiliyor. Aksi takdirde bunları anlamamız çok zor arkadaşlar. Edgar Allan Poe'nun bir diğer özelliği de kendisini anlatırken yalınlı duyguları çok güzel açıklayışıdır arkadaşlar. Öyle üstün körü kelimeleri, cümleleri seçmişliği yoktur. Onun için bu kitapların içerisinde yazdığı yazılara bakın. Biraz sonra onlardan bazı cümleler de söyleyeceğim. O cümlelerin içerisinde arkadaşlar yalnızlığı tanımlaması derindir. Ve burada inanılmaz bir garip bir tuhaf bir rastgelelik söz konusudur. Onun için Edgar Allan Poe'nun kitapları bir masalımsı özelliği de vardır, özgündür. Kopyacılık içeriği olmadığı için de kendisini tanımladığı için de Edgar Allan Poe'nun bu anlatım tarzı hepimizin hikayesini tanımlar. Yani arkadaşlar Nietzsche de aynı şeyi söylüyor. Biz duygularımızı tanımlamada bir boşlukta, çoklukta, karamsarlıkta olduğumuz için Edgar Allan Poe gibi yazamıyoruz, konuşamıyoruz. Onun için birbirimizle konuşurken böyle döktürmemiz lazım, anlatmamız lazım ki burada şeyi, yazarı yakalayabilelim. Ben eserlerini diğer eleştirmenlerden de okurken de aynı şeyi hissettim. Bir derinliğin aynı Nietzsche'de olduğu gibi saflığı söz konusu. Yani duyguları tanımlamada arkadaşlar kaybolmuşluk değil, belirlilik söz konusu. Onun için Edgar Allan Poe tanımlamalarında kendisini anlattığı için bir yargıç gibi kendisini çok güzel vurguluyor, açıklıyor. Onun için de burada şunu söylememiz lazım arkadaşlar. Bu Engizisyon işkencelerinden çıkmak için öyle hadi gidip kafayı çekelim de çık bundan demekle olmuyor manasında bu Kuyu ve Sarkaç'ı okumamız lazım arkadaşlar. Onun için burada insanların kendisini cendereye aldıklarını ama bu cenderede kara kara düşünmek yerine ya da çile yerine bunlarla ilgili böyle vivid, canlı tanımlamalar yaptığı için Poe gerçekçiliği yakalamıştır. Yoksa anlattıkları gotiktir arkadaşlar. Ama beni anlattığı için yani sizi, hepimizi anlattığı için gerçekçidir. O yüzden de temalarını açıklarken duygularındaki o saflık, mutlakiyet dediğimiz durumu görmekteyiz. O yüzden de dünya çapında herkes büyük bir hayranlıkla okuyor. Bakın arkadaşlar, bilgelik için kurnazlıktan daha tiksindirici bir şey yoktur. Hakikaten Sokrat'te de aynı şeyi anlatıyorum. Yıllardır bu Sokrates başımın etini yedi. O da Yaşar sen bir şey bilmiyorsun'u bana anlattı. İşte bunları anlatırken arkadaşlar ben bilgeyim, biliyorum cümlesinde hep durdurdu. Bilmiyorsun, onun için dinle.
Şimdi ben dinlediğim zaman arkadaşlar kuyuya düşüyor. O yüzden kişiler diyor ki biz liyakatta daha iyiyiz, daha üstünüz. O yüzden böyle insanları kaybediyoruz arkadaşlar. Böyle değerleri kaybediyoruz. Onlara fırsat vermemiz lazım manasında konuşuyorum. Empatiden bunları anlıyorum arkadaşlar. Bakın, kendisinin asma durumunu ne güzel tarif ediyor. Bir sabah soğukkanlılıkla kedinin boynuma bir ip geçirip onu bir ağacın dalına astım. Aslında bunlar bir hipotetik, düşünsel bir olaydır arkadaşlar. Ama yüreğinde derin bir vicdan azabı oluşuyor. O yüzden sevmeyle beraber o derin yokluktan çıkıyor. Kurtarıyor kendisini. Çevreme bakınca önceki korkularımdan utanıyorum. Bakın arkadaşlar, hangimiz söyleyebiliriz korkularımdan utanıyorum? Hepimiz birbirimizle konuşurken kahraman cesaretle konuşuyoruz. Oysa Edgar Allan Poe öyle değil. Onun için bu romanı gerçekçidir. Beni anlatır. Ben dediğim zaman hepimizi kastettiğimi biliyorsunuz. Beni anlattığına göre arkadaşlar Edgar Allan Poe sosyaldir. Yani realist ama gotik, yani metafizik yönü ağır basan bir yazar. Onun için de bu cümlelerini okurken, tartışırken arkadaşlar derinlik bulmamız lazım. Hepimiz çok kolay değer, isim veriyoruz. Ama o öyle değil. Adını koyamadığım bir his ruhumu ele geçirdi. Çözümlemeye olanak tanımayan, geçmişteki dersleri yetersiz bırakan, geleceğin de bana anahtarını sunmadığından korktuğum bir sezgi. Bu duyguyu ben de yıllarca tarttım arkadaşlar. Öyle bir korku ki arkadaşlar, ya benden daha iyisi çıkarsa diye dokunaklı, dokunsanız ağlayacak bir pozisyonum vardı. O yüzden burada şunu söylememiz lazım arkadaşlar. Adını koymak herkes tarafından kolayca zannedildiği gibi değil. Onları anlamamız için arkadaşlar, işte özünü bulmak için ruhla, ruhumuzu tanımayla uğraşmamız lazım. Ki Nietzsche de aynı şeyi söylüyor. Etrafınızdaki o kadar çok kişiyle uğraşıyorsunuz ki, şeyle uğraşıyorsunuz ki, kendinize yer kalmıyor ruhunuzda. O öyle demiş, bu böyle demiş, şu şöyle demiş. Edgar Allan Poe'nun özelliği de o arkadaşlar. Bu sezgiyi, Bergson'un sezgiselliğini çok güzel tanımlıyor. Onun için adli tıp deyince arkadaşlar Edgar Allan Poe'nun katkılarını unutmamamız lazım. Yani yargılamayı acımasız yapmamamız lazım karşımızdaki kişiyi. O yüzden bir günün içinde olacak, oluyor gibi değil de bunu bir süreç olarak düşünüp değerlendirmemiz gerekiyor bu eserle ilgili. Sevgili arkadaşlarım, bakın, tuhaf rastlantılar hayatımızın her saatinde hepimizin başına gelir ama dikkatimizi bile çekmez. İnsanoğlu yaptığı araştırmalarda parlak sonuçlar elde etmesini sağlayan bir olasılıklar kuramı vardır. Ne derin cümleler arkadaşlar. Hayranlığım oradan kaynaklanıyor. Aynı şeyi hiç koka da veririm. O da aynı. Öyle
Onun için korkularını tanımladığı için, yüzleştiği için büyük bir şey olmuştur. Sanatçı, film yönetmeni olmuştur. O yüzden çekinmeden bazı odalara girebilmemiz lazım. Girebiliyor muyuz? Hayır. Sürekli bir korku, tedirginlik içindeyiz. Giremediğin oda hakkında ne konuşabilirsin ki arkadaşlar? Onun için bu odaların özelliği rastlantısallıktan bazı bütünselliklerin, öznelliklerin oluşturulma gereğini unutmamamız lazım. Aynı satranç gibi. Satrançta da arkadaşlar kaybedersiniz. Neden? Çünkü belli yönlere kaymışlığınız, yani kendiliğinizden vazgeçmişliğiniz vardır. Onun için Edgar Allan Poe kendisini tanımlamıştır. Tanımlama yönü kuvvetli olduğu için dünya çapında olmuştur. Biz ise başkasını tanımlayarak bu alanda özgür olacağımızı zannediyoruz. Değerli arkadaşlarım, şimdi birazcık da diğer romanından bahsederek devam edeyim. Şimdi Edgar Allan Poe'nun özelliğine bakın arkadaşlar. Conan Doyle, Agatha Christie'yi derinden etkilemiş yazar. Neden? Çünkü suçluyu kendinde gördüğü için, kendinde bulduğu için diğerini çok kolay tanımlayabiliyor. Biz kendimizi suçlu tanımlamadığımız ölçüde ötekini anlayamayız. Pardon. Değerli arkadaşlarım, çalınan mektuba bakın. Bu mektubu ben nasıl bulacağım? Şimdi bu mektubun bulunması, insan zannediyor ki ya işte filanca bunu şu maksatla, şu çıkar için çalmıştır. Ama Poe'da öyle değil, bir derinlik var. Onu anlatmak istiyor bu çalınan mektupta. Nasıl bir şey? Değerli arkadaşlarım, bakın lütfen. Bu çalınan mektup kraliçeye şantaj maktasıdır. Ama bunun içeriğini açıkladığınız zaman hemen diyeceksiniz ki kraliçe şöyleymiş tarzında olduğu için bu haksız fiili durdurmak için uğraşıyoruz. Ancak bu eserde öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu eserde mektubun çalınma durumunu sonuçları itibariyle inceliyor. Yani Sokratik düşünceyle araştırıyor. Sonuç temelli bir inceleme metodu kullanıyor Edgar Allan Poe. Onun için de hayranlığımız gittikçe artıyor arkadaşlar. Hiyerarşik bir yapılanma içerisinde sunumu yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Kaba saba filanca çalmıştır. Öyle değil. Derinlik olması lazım. Bunu bulabilmek için her şeyden önce Lacan'ı da bileceksiniz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Lacan, Derrida böyle yazarların, böyle felsefecilerin Edgar Allan Poe'yla birleştirilmemesi lazım. Hayır. Arkadaşlar, her şeyden önce hepimiz şöyle zannediyoruz. En derin, en gizli, en bilinen yere ya da bilinmeyen yere saklarsanız mektubu kimse bulamaz. Öyle değil işte arkadaşlar. Mektubu herkes aradığında ilk önce nereye bakar? Kasaya bakar.
en önemli yerler nereyse oraya bakar. O yüzden de dedektifler şöyle yapıyor arkadaşlar. Dikkatini çekmek için, hırsızın dikkatini çekmek için mektupla ilgili bir anekdot, bir durum, bir hatırlama kısmını üretiyor. Yani Sokratik unsura göre bir zemin hazırlıyorlar. Dikkatini o yöne çekiyorlar. Yangın çıkarıyorlar. Bunu bildikleri için de bazı kişiler anında belleği çerçevesinde o mektuba doğru böyle gayri irade zihnini kontrol edemeksizin mektuba çeviriyor. Mektubun olduğu yere. Fakat değerli arkadaşlar, bu iş böyle olmaması lazım. Edgar Allan Poe'nun büyüklüğü de burada arkadaşlar. O da şu, bu mektupla ilgili acaba başka bir durum da söz konusu mu? Bunlar alalade sıradan dedektiflerin işi. Bu dediğin yöntemi anlatmak alalade sıradan bir adli tıpçının, dedektifin durumu. Oysa Edgar Allan Poe diyor ki arkadaşlar, mektubu öyle bir hale getirmelisiniz ki her yerde olmalı. Hiçbir yerde değil, her yerde. Alalade, sıradan, kirli, pis, buruşuk bir mektup haline getirin. Değerli arkadaşlarım, yani böyle bir şeyi de duyunca, yani bir bakanın aldığı, çaldığı bir mektubu buruşturup, pisletip, kirletip, alalade sıradan bir yere koyar mı? İşte Poe'nun büyüklüğü orada arkadaşlar. Diyor ki, koyarsa kimse bulamaz. Hepimiz altınları nerede arayacağımızı biliyoruz. Rüyalarımızda olduğu için yastık altında. Efendim, kasada. Oysa orada değildir arkadaşlar. Her yerde olabilecek tarzda saklamamız gerektiğini öneriyor Dupin. Değerli arkadaşlarım, şimdi acaba mektubun sadece bulunma yeri mi önemli? Edgar Allan Poe onu da inceliyor. Diyor ki, sadece bulunma yerinin alelade sıradan bir yer olması da önemli değil. Peki ne önemli akıl açısından? Önemli olan özellik ne? Bunun üzerine düşünüyor. Bunun üzerine düşünürken arkadaşlar şöyle bir düşünüyor. Diyor ki, acaba edebi yönü de olmalı mı? Mektubun edebi yönü itibariyle şantaj unsuru olabileceğini düşünür müsünüz? Bakın arkadaşlar, ne kadar çok bölümlü ve bitişik, yansıtmalı, bir başka alana geçişli yönü olan zengin bir yazar. Dupin'in böyle bir anekdotta arkadaşlar, gizemi çözebilmesi için edebiyat da bilmesi lazım. Yani bu alalade hırsızlık olarak düşünülmemeli. Kraliçenin sadece onuru olarak düşünülmemeli. Çalanla ilgili de acaba bir şeyler var mı manasına getiriyor. Biz ne yapıyoruz? Sadece kraliçe üzerinden
olayları değerlendiriyoruz. Onun için de Sherlock Holmes olarak arkadaşlar böyle bir durumu, skandalı çözmede Edgar Allan Poe'nun büyüklüğünü söylememiz lazım. Edgar Allan Poe böyle edebi yönü de var. Onun için Sherlock Holmes'tan daha büyüktür. Holmes sadece bir takım realitelerle, takiplerle olayları çözen bir yazar ya da dedektif. Oysa Edgar Allan Poe öyle değil. Acıların çocuğu arkadaşlar. Onun yüzden kendisini tanıdığı için de edebiyat yönüyle bu konunun değerlendirilmesini sağlamış. Bu yönüyle gizliliğin özelliğine dikkat çekmiş bir yazardır. Arkadaşlar bakın Lacan'la ilgili neler yazılmış. Lacan her şeyden önce arkadaşlar mektubun saklanma şeklinin sembolik düzendeki yerini değiştirerek gerçekleştirildiğini, yani polisin basit bir kağıt parçası gibi, bunu çok önemli diğerlerinden ayırt etmek için can attığını ve bu yüzden öznel dediğimiz durumları araştırdığını vurguluyor. Onun için semboller bizim yaşantımızda büyük yeri vardır değerli arkadaşlarım. Lacan'ın bir başka özelliği de arkadaşlar, kraliçe üzerindeki gizemli metnin etkisi üzerinden de psikoanalitik yaklaşımda bulunuyor. Değerli arkadaşlarım, bu psikoanalitik yaklaşımların özelliği meli malı, yani mutlakiyet üzerinden değerlendirilen sembolik bir takım kuramlarla gidilen bir durumdur. Tabii ki bunun yeri vardır. Ama şeyde Derrida'da öyle değil. Derrida diyor ki sadece psikanaliz yetmez. Bunun edebi yönünü de, bakan ve kraliçe üzerine etkilerini de düşünerek dedektiflik yapmak gerekiyor. Mia'nın da durum değerlendirmesi yapıyor. O halde değerli arkadaşlarım, burada karanlık durumların anlaşılması, çözülmesi açısından ne yapmamız gerekiyor dediğimiz zaman, garip, tuhaf dediğimiz durumları sembollerle araştırabiliriz. Benim kitaplardan anladığımı söylüyorum. Evet, bu doğrudur. Gizli yerlerin belli kültürel özellikleri vardır, sembolleri vardır. Onlar üzerinden düşünerek araştırabiliriz. Dedektiflikte böyle durumlar olabilir. Bunlar doğrudur arkadaşlar. Ancak burada bir şeye daha dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bu şantaj olayının psikoanalitik, dedektiflik, kim, nerede, ne zaman, nasıl bulunuyordan yanı sıra yazıların, mektubun içeriğinin de önemi vardır. İşte o yüzden edebiyatta böyle pek çok eser çıkmıştır çalınan mektup tarzında. Onun için arkadaşlar şunu söylememiz lazım. Yaşayacak anı olan insanlar mutlu olmak ya da çabalamak için çalışır. Eğer anınız yoksa saklayacak, yaşıyor değilsiniz. Onun için Sokrates'in dostları vardı değerli arkadaşlarım. Sizin benim dostum olmanız gibi. Benim sevgim olmasa bu sunumu yapamam. Bu içeriği bu tarzda sunamam. Ve anım var. Bu anımı saklayacak anımı
sunuş tarzım, farklılığım var. Herkes bunu anlatır ama Yaşar Hoca bir başka anlatır. Meyanında söyleyerek o tüm şeyi söyleyelim. Sabrınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Katkılarınız olursa çok sevinirim. Dediğim gibi benim için önemli olan bu eserde her şeyden önce Orhan Veli ile Orhan Veli her ne kadar Edgar Allan Poe'ya yetişmese de arkadaşlar benzer yönleri çok var. Onun için çok teşekkür ediyorum. Kendi kültürümüzle beraber yaşamaya, birlikteliğe devam edelim. Çok teşekkür ederim saygıyla. Çok teşekkürler Yaşar Hocam. Yazarı sevdiğinizi bilmiyordum. Güzel bir tesadüf olmuş. Bu iki kitaba da değindiniz. Kuyu ve Sarkaç'a da değinmeniz çok güzel oldu. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Başka konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? El kaldıran var mı? Kimler kitabı okudu? Sırayla konuşalım. Ferhan Bey, siz neler söyleyeceksiniz kitapla ilgili? Nihal, okudun mu kitabı? Buyurun, ben okumadım. Ben okumadım ha, kitabı. Tamam. Dinliyorum sizi. Peki kimler okudu arkadaşlar? Kitabı okuyanlar kimler? Merve, ben geliyor mu sesin? Ben de okudum. Geliyor. Nihal, buyur. Yani kitabı okumadım da senin attığın şeyleri dinledim. Yani polisiye, benim böyle şeyler, polisiye, gizem, sır falan gibi şeyler hiç hoşuma gitmez. Yani o tarz bir anlatım, ifade hoşuma gitmez ama Edgar Allan Poe'da ben şeyi seviyorum. Tabii ki derinliği seviyorum. O anlatım, ifade gücünü seviyorum. Yoksa polisiye olayı benim sevdiğim bir alan değil. Maalesef oradan keyif alamıyorum. Ama Edgar Allan Poe yani duyguları verme açısından hayranlık uyandıran bir yazar. Çünkü ben o iki tane şeyi dinledikten sonra kitap paylaşımını, onda umudu, acıyı, stresi, gerilimi, korkuyu, çaresizliği, arzuyu, yani insana ait olan her şeyi küçük bir kuyuda nasıl an ve zaman kesişiminde nasıl bu kadar derinlikli hissedebilir bir insan? Ancak bunu böyle şairane bir ruhu olan bir yazar hissedebilir diye düşündüm. Çok etkileyici Kuyu ve Sarkaç. Muhteşem, etkileyici bir şey. Yani burada toplumu da irdeliyor. Sosyolojik şeyler de var. Masum kanına duyulan arzu diye bir söz var. Sonra çok beni etkileyen, en çok etkileyen cümle, bilgelik için kurnazlıktan daha tiksindirici bir şey yoktur diyor. O çok güzeldi. Her sesi duyuyordum. O da bence insanın gerçekten depresyona, melankoliye ya da çok bir duyarlılık söz konusu. Her sesi duymak. Yani gökyüzündeki, cehennemdeki her sesi duymak ancak hassas bir ruhun yani bir şey olabilir, akışı olabilir. Yani orada korkunç bir kalabalık durmadan kahkaha atıyor ama gülümsemiyorlar. Çok güzel bir şey. Yani bir kahkaha var ama bu kahkaha ne dehşetli, çılgınca bir kahkaha. Ama gülümsemeyi bilmiyorlar. Yani öyle içten bir gülümseme, insanların kendinde olduğu bir gülümseme yok da böyle bir terörizm gibi bir şey var yani. O bu kişinin ızdırabı betimleme konusundaki yeteneği gerçekten beni çok etkiliyor bu yazarın. İşte diyor ki duyularım beni terk etmekte olduğunu, insanın duyularını onu terk etmekte olduğunu hissetmesi. Çok çarpıcı bir şey ya. Bunu öyle bir anlatıyor ki ama diyor ben gizlenmem düpedüz delilikmiş.
Yani çünkü insanlar beni zaten görmüyorlar. Yani öyle duyarlılık seviyesinde insan olmadığı için yani senin kendini gizleyip gizlememen çok da önemli değil. Her şey ulu ortada olsa mektuptaki gibi çok da önemli değil yani. Ve kitlelerin uzlaştıkları şey hepsinin de ortak işine geldikleri zırvalıklar olduğu konusuna katılmamak elde değil. Yani şimdi burada o müdürle o şeyi çözme konusundaki anlatımları gerçekten düşünce duygu anlamında çok beni çok etkiledi. Ve diyor ki yani böyle bazı insanlar her şeyi tuhaf bulur. Aa bu tuhaf, şu tuhaf falan. Anlamadığı şeyleri tuhaf bulma gibi bir huyu var. Anlamaya çalışma gibi bir gayreti yok da anlamadığı şeyleri tuhaf bulma gibi bir alışkanlık edinmiş. Sonra yine şey çok hoşuma gitti. Özdeşleşme konusu. O konuda ne kadar zayıf olduğumuz zaten toplumsal hastalıkların bence yegane nedeni bu. Özdeşleşme konusunda ya da akıl yürütmeye hesaba katmadıklarında yanıldılar işte diyor. İkisini birlikte hesaba katsalardı yanılmayacaklardı gibisinden bir ifade çok etkileyici. Ve şeyin çözemeyeceği, şu üç anahtarın çözemeyeceği bir mevzunun olamayacağı dikkat, sabır ve kararlı olabilmek. Çünkü eğer değerli olana ulaşmak istiyorsanız her aramada bu özelliklerden asla feragat edemezsiniz. Ona dikkat göstermek zorundasınız, sabırlı olmak zorundasınız ve kararlı olmak zorundasınız. Çünkü burası sizi değerli bir yola götürecek şeklindeki ifadesine katılmamak mümkün değil. Yani şairliğin bir adım ötesi aptallık dediği de yani gerçekten bu da var ya, üzerinde çok güzel düşünecek bir mevzu. Şairliğin bir adım ötesi aptallık. Yani bunu ben açmak istemiyorum. Açarsam zaten çok uzun konuşabilirim. Ama çok derinlere daldığında ya da çok sığlara düştüğünde bir insan işte orada hata yapmaya başlıyor. Yani demek ki hayatta her şeyde olduğu gibi ya anlatımları çok gerçekten çok çarpıcı. Hani o dönüşüm dediği mevzu önce merhamet görünümüne bürünüyorlar. Evet hayatta öyle gerçekten hangi çevreye girersek girerim bir güzel bir karşılama gerçekleşiyor. Sonra seni tanıdıkça bir tiksintiye dönüşüyor çıkarlarına hizmet etmiyorsan. Sonra o melek görünümlü beyaz görünümünüz yitiyor. Ateş başlı bir hayalete dönüşüyorsunuz. Çünkü yardımınız dokunmayacak. O zaman siz mezarınızı da tatlı bir istirahati tercih edebilirsiniz bu durumda diyor. Ki kesinlikle hak veriyorum kendisine. İstirahate çekilmek en doğrusu. Oradaki sessizlik, durgunluk, karanlık ifadeleri yani gerçekten beni büyüledi yani. Yani yazarın şeyi anlatmak konusunda soru sormasına da bayıldım. Benim de düşünce tarzım hep böyle soru soruyor. Yani bilincin tamamını ne zaman kaybeder insan? Uykuda mı, hezeyanda mı, baygınlıkta mı, ölümde mi? Hayır, 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 hayır. Sürekli yani soru soruyor, kendisini kurcalıyor. Düşüncelerini irdeliyor. Yani orada bir kuyu kazıyor. Kendi içinde bir kuyu kazıyor. İnsan içine giden kuyu da buldukları da çok değerli. Onları bizimle paylaşması çok değerli. Derin kalyona ait etkileyici alanları bulabilirdik şayet diyor. Eğer izlenimlerimizi hatırlayabilseydik, yani zihinsel izlenimlerimizi, ruhsal izlenimlerimizi, fiziksel izlenimlerimizi şayet hatırlayabilseydik, derin bir kalyona ait etkileyici anıları da orada bulabilirdik diyor. Yani bu çabuk unutulmuşluğumuz, çabuk feda edişlerimiz, çabuk gözden çıkarışlarımız vesaire. Yani bunlar topluma ait özellikler, küçük ya da büyük. Ve şey de çok hoşuma gitti, ilkeleri olmayan bir dahi. Evet, yani günümüzde dahilik dediğiniz şeyden ilkeyi çıkardığınız zaman o dahiliğin ne kadar tehlikeli olduğunu görüyoruz. Hani biçimle nicelik arasında diyor, bağlantı anlamında doğru olan ahlak açısından çoğu zaman yanlıştır diyor. O kadar güzel şeyleri var ki, çıkarımları var ki tam yani tanımak konuşmak isteyeceğim bir insan ama tabii ben onun kanında çok güdük kalırım. Biçimle nicelik arasında bağlantı anlamında doğru olan ahlak açısından çoğu zaman yanlıştır.
Çok yani gerçekten muhteşem. Ve bu tuzakçıların parçaları gören tuzakçıların, bütünü görmeyen tuzakçıların o gözü pek halleri ve sıradan siyasal davranışları, onları gerçekten buna büyük adam diye tanınıyor. Ama ilkesiz büyük adamlar aslında değerli olan kendiliğinden ortadadır. O kendiliğinden ortada olanı biz görmüyoruz işte. Zihnin dikkat etmeden atladığı, İşte onu ahlaksal olarak kavrayamama durumu, anlayışın, çünkü onun diyor niye kavrayamayız? Çünkü kendimizin üstündedir ya da altındadır. O zaman biz başarısız kalıyoruz onu kavramak konusunda diyor. Yani bu kalbin atışını duymaya başlama olayı, insanlığın işte karşı tarafın da kalbinin atışını, kendi kalbinin atışını, kendisine de yabancılaşmama olayı. Öte taraftan bir hiçliğe gidiyor. Sonra diyor ki ya düşünce olmaksızın çok uzun süren bir varoluş yaşayamaz insan diyor. Ama düşünce olmaksızın çok uzun süren bir varoluş yaşadım diyor. Kendisini hırpalayan bir insan. Yani düşünce benim, sonra ruhum aceleci bir şekilde diriliyor. Ama ben bir kımıldama gayreti içindeyim falan gibi ifadeler beni ve kendi unutkanlıklarına, hezeyanlarına dönüp bakması. Gerçekten birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Gerçek bir varoluşta öldüğümüz düşüncesi tutarsızdır ifadesi. Gerçek bir varoluşta öldüğümüz düşüncesi bununla tutarsızdır. Evet, gerçek bir varoluşta bir insanın tamamen öldüğü düşüncesi tabii, ama insan yer yer kuşkuya kapılan bir varlık. Bu da ona ızdırap veriyor. Onun ızdıraplarına da zaten tanığız. O bir yeraltı olayı yaşıyor. Yeraltı edebiyatını da şeyden daha çok seviyorum ben. Değişik. Sonra yargıçlarımın karakterini tanıdığımda hiç kuşkum yok. Yargıçlarımın karakterini tanıdığımda sonu ölüm, sonu ızdırap. Yalnız bunun şekline karar verecekler, zamanına karar verecekler. İşte biz de bu karakteri tanımış olmanın üzüntüsü içinde oluyoruz çoğu zaman. Tanımasaydık diye ben de düşünebiliyorum. Benim diyor zindanımın büyüklüğü ve kendi, ama diyor biz zindanımın büyüklüğü tamam diyor. Ama kendi güçsüzlüğümü hesap edemedim ya diyor. Hani zindan büyük olabilir ama kendi güçsüzlüğüm bunun karşısında ne durumda? Büyük bir dikkatle ilerlemek, şey, hep bir metafor olayı var. O yüzden yorucu. O yüzden kitap alıp altını çizmek lazım. Öyle dinleyerek olacak iş değil. Büyük bir dikkatle ilerledim. Çünkü zemin kaygan ve tehlikeliydi diyor. Aslında burada kuyudan bahsediyor ama insanın içindeki, ruhundaki, psikolojisindeki şeyden de bahsediyor. Ben büyük ihtimalle büyük yazar. Çünkü insanlar dikkatle ilerlemek zorunda hayatta. Çünkü zemini görüyor, tehlikeyi görüyor, zalimleri görüyor, yargıçların karakterini görüyor. Ve insanı böyle ürkek yapan da, kaygılı yapan da, şüpheli yapan da bunlar. Yani ben zifiri karanlığa baktım, bir uyku sersemiydim, bir insan üzerinde onun nasıl etkileri varmış meğer, uyku sersemiyken onu göremedim. Yani beni, her insanda yarım kalmış düşünceler var, her insanda umudun bir hazzı var, oluşum aşamasında yitip giden, onu yeniden hatırlama ve biçimlendirme gayreti var. Gerçekten bir şeyleri biz kurtarmaya çalışıyoruz bence ruhumuzda, psikolojimizde. Bir şeyleri güzel hatırlamak istiyoruz, yeniden biçimlendiriyoruz. Tamamen yitip gitmesine izin vermek istemiyoruz ruh sağlığımızı da korumak adına. Yani bir, ama şu ifadesi de mükemmel. Çaresizliğin kaygılı enerjisiyle harekete geçtim. Yani bir yandan çaresiz, ama bir yandan onun potansiyel bir enerjisi var ama maalesef kaygı yüklü. Bu da işte yargıçlarını tanımış olmanın getirdiği bir kaygı. Doymak bilmeyişlerini sık sık dişlerini bana geçirmelerinden anlıyorum. Demek ki bu dişlileri çok fazla yaşamış ki o dişli tabii şey, engizisyon, o şey kuyunun şeyinde de var her türlü. Yani dedim ki nasıl bir savaş veriyor ve bu savaşı nasıl anlatıyor ve o kemirgenler, fareler aslında
sadece bir kuyunun içinde olanlar değil, apaçık yaşadığımız bir gerçek. İnsan da kemirgen, yani fareye kemirgen demişiz, az bile kalır, fare daha masum bile kalır. Yani tarifini bulamadığında bu dünyadan tiksinti duyuyorum diyor. Yani bir şeyi tarif etmek istiyorum, anlamlandırmak istiyorum. Ve bunu duymadığımda bir tiksinti yaşıyorum. İşte varoluşçuların da krizi bu değil mi? Kamu falan, tiksinti, bunaltı falan derken tam da bunu söylüyor. Yani sarkacın, kıskacından kurtulduğumda işte dedim özgürlük bu. Ama hayır, özgürlük değil. Çünkü bir kuşatılmışlık var. Her taraftan, duvarlardan, kemirgenlerden, yargıçlardan, her taraftan. Ve bir ışık peşindeyim. Bir çatlaktan sızan bir ışık peşindeyim. Ben hayal kurmuyorum. Hayal kurmuyorum. Yaşıyorum. Bir sıkışmışlık içindeyim. Yani ölümün sonsuz huzuruna... Ya çok güzel, ölümü sonsuzluk huzurunun giysisi olarak tanımlamış. Ya ölüm kuyudan gelmesin de diyor. Ben ölüme de razı ama kuyudan gelmesin. Duvarlardan gelmesin. Bu tarz bir sıkışmışlığa, kuşatılmışlıktan gelmesin. Yani huzur içinde gelsin. Kalbimin atışını duymaya başlamak falan. Ya gerçekten çok güzel. Yani bu kitapları edinip okunmadığım için kendime kızdım. Zaman bulamadım. Bahanesinin arkasına sığınacağım şimdi. Yani dinledim. Not aldım. Çok hoşuma gitti. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Niha, güzel anlatımın için. Bir de aynı zamanda şey, çok güzel bir şair. Mesela, evet, evet. Zaten beni etkileyen de o oldu. O şairler aptaldır derken aslında orada bir hiciv var yani. Evet. Ya dünyanın en güzel şiirlerini yazmış birisi ve bu öyküleri de şiir gibi. Ben çok seviyorum Edgar Allan Poe okumayı. Ya, senedeki 3 kitabını böyle tekrar tekrar okurum. Düzenli olarak okuyorum. Ve bu bana şey yapıyor, mesela benim ufkumu açıyor öyküleri, şiirleri. Çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Ben şimdi birkaç tane şeyini de paylaşacağım. Uyarlama sinema filmlerini de paylaşacağım. Filmleri de çok güzel sinemaya uyarlanmış. Mutlaka izleyin arkadaşlar. Filmleri de çok güzel. Şimdi çok teşekkürler Merve. Şiirlerinden de çok etkilendiğin, evet, üzerinde iz bırakan. Yani ne kadar paylaşırsan o kadar güzel oluyor. Hepimiz için de aynı şey geçerli. Çok teşekkürler. Güzel bir kapı pencere açtın. Biz de onun içine girdik, baktık. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Şimdi başka konuşmak isteyen kim var? Dinleyelim. Ahmet abi müsait misin? Tamam, açtım. Aç. Evet. Şimdi ben bu çalınan mektup olayı üzerine yoğunlaştım. Şimdi bir kere bu metne Lacan şey yapmış, önem vermiş ve bir analiz başlatmış ondan sonra. Neden böyle olmuş? Bunu da Nami Hoca, Nami Başer, Lacan adlı onun bir şeysi var, kitabı var. Lacan'la anlattığı bir kitabı var. Türkiye'de yayınlanan nadir eserlerden. Lacan üzerine yayınlanmış çok nadir eserlerden bir tanesi. Çok da fazla yok zaten. Bu bağlamda bunu Nami Hoca yazmış olması benim için zaten bir ayrıcalığı var. Orada Nami tamamen kitabın en sonuna şey yapıyor, polisiye bir bitiş diyor. Yani ben Lacan'ı anlattım ve Lacan'ı bir polisiye bir bitişle bitireceğim diyor. Polis romanları Edgar Allan Poe ile başlamıştır diyor. Sonra herkes çok konuştu ama çok konuştuk yani. Herkes çok konuşuyor. Yani bizi, sizi kastetmiyorum. Üzerine çok konuşuluyor. Yalnız 40 yaşında ölmüş. Yani 1809'da doğmuş. 1849'da ölmüş. 40 yaşında çocuk sayılacak bir yaşta ölmüş. Yani
bu kadar derinliği, bu kadar büyük anlamı, bu kadar çok şeyi, bu 40 yaşa nasıl sığdırdı? Bu da önemli. Şimdi burada şey diyor, yani Edgar Allan Poe'nun burada şeyi var, matematikten de bahsediliyor. Yani diyor ki rakibin birisi şair, birisi matematikçi diyor. Şairi önemsemiyorlar, matematikçi olanı da mı önemsemiyorsun diyor arkadaşı. Ve orada matematik üzerine, mantık üzerine yaptığı konuşmalardan, yani küçücük 15-20 sayfalık, 30 sayfalık neyse küçük bir öykünün içerisinde orada rakibinin, düşmanının matematikçi olduğu ortaya çıktığında, yani matematik nedir? Matematiğe bağlı inşa edilen mantık nedir? Ve bu mantığı kullanan rakip kim olabilir? Bana ne yapabilir gibilerinden bir ufacık bir paragraflık yazısı var. O bir paragraftan, yani işi bilen birisi, bir matematikçi, bir mantıkçı kalksın orada Edgar Allan Poe'nun yazdığı o bir paragraftan bir kitaplık bir şey de çıkarabilir. Yani şunu demek istiyorum. Büyük yazarlar böyle, yani bu bir sistemdir. Yazarlık bir sistem yaratıyor. Kurgu bütünüyle, yani gerçek üstü de olsa, şey de olsa, bilim kurgu da olsa, adı üzerinde bilim kurgu ya da işte böyle bir kurmaca var. Bu kurmacanın bir mantığı olması lazım. Bu mantık da matematik denklemlere dayalı. Polisiye de bu zirveye çıkıyor. Mesela benim Cenk Çalışır diye bir arkadaşım var. Hakan Akdoğan'ın edebiyat çalışmalarında, öykü atölyesinde sınıf arkadaşım. Ama çok çalışkan çıktı. Olağanüstü başarılı. 8. Polisiye romanını yazdı. Ondan sonra bir film, hatta çok çalışkan, çok gayretli şeye girdi. Edebiyat camiasına girdi. Film çevrilen, yani senaristlerin, yapımcıların arasına karıştı. Tutkuyla bir romanını film yapacağım dedi. Ve gerçekten bunu başardı. Film yapıldı. Kendisi de gardiyan rolünde oynadı. Onunla da konuşuyorum. Şimdi her şeyi, yani diyelim ki James Joyce Ulysses'i yazıyor. 1000 sayfa bir gün. 24 saat bile değil. Bir gün içinde orada 3 tane kahraman var. Karısı. 2 tane doğru düz kahraman var. Adam, ondan sonra yanındaki çocuk, bir de karısı. Şimdi bu 3 kişinin birbirleriyle dolaylı ve doğrudan ilişkileri üzerinden bir 20-24 saat, bunun yarısı gündüz yarısı gece, adam 1000 sayfaya sığdırmış. Bunun fazla matematikle bir şeysi yok. Yani ben o polisiye arkadaşımla da konuştuğumda, yani matematikle bir o kadar çok ilintisi yok. Orada göndermeler, kurmacalar, açıklamalar, anlatmalar var. Elbette Edgar Allan Poe'nun 40 yaş yaşamasına rağmen 40 yaşına sığdırdığı bir bilgelik var. Yani okuduğunuz zaman sadece polisiye bir roman ya da bir hikaye yazarken, yani dünyanın en büyük psikanalisti neredeyse Freud'dan sonra Lacan'ı içine çekecek. Lacan'ın psikanaliz teorisinin bel kemiğinin içine, yani bel kemiğinde bir eklem olacak, bir sinir ucu olacak, bir dediğim gibi bir oraya ait bir şey olacak, bir şey alabiliyor. Yani bu çok büyük olay bir. İkincisi, ilişkilerde söylenci zaten orada şeyler var. Ne derler ona? İnsani göndermeler var. İnsanlık adına da söylemler var. İşte polis şefi geliyor. Polis şefinin analizi yapılıyor. O bakanın şeysi yapılıyor. Ve burada her şeyden
Önemlisi şöyle bir şey var. Bu incelendi mi bilmiyorum. Atreus değil de Treyes'e uygun düşer diyor. Şimdi onu oyuna, bu oyuna yani bu kitaba şeye çalınan şeye mektuba en temel ona anlam kazandıran, sarsıcı hale getiren, adeta bir trajediye dönüştüren. Şimdi bakın tekrar söylüyorum, 40 yaşında nedir ya, 40 yaşında bana göre çocuk, ben 70 yaşındayım, 40 yaşında yani çocuklar benim için çocuk sayılır ondan sonra. Ve ne yaşadı? Yani ne yaşamış olabilir 40 yaşına kadar? Var tabii ki bu arada büyük böyle sanatçılardan 40 yaş içine sığdırılmış muazzam eserler de. Ahmet abi, buyurun. Neler yaşadığıyla ilgili araya gireyim. Şöyle bir şey, yazardan biraz daha bahsedeyim. Şimdi parasızlıktan ya zaten anne babası erken yaşta ölüyor. Sonra evlatlık olarak işte gittiği aile pek mesela şey yapamıyor, hani ilgilenmiyorlar. Ve parasızlıktan üniversiteden ayrılmak zorunda kalıyor. Şiir yazarak para kazanmaya çalışıyor. Sonrasında harp okuluna gidiyor. Oradan da boyun eğmediği için ayrılmak zorunda kalıyor. Aşık olup evlendiği zaman da hiç parası yok Poe'nun. Ömrü boyunca da zaten hiç parası olmaz. O Canavarlar isimli eseri üzerinde tam 10 yıl çalışır. Neredeyse böyle her sayfasını birkaç kere silip tekrar yazar. Bu 10 yılda çalıştığı eserinde aldığı para sadece $10'dır. Evlendiği zaman da şey mesela aralığında yaş farkı var. Bu yaş farkından sonra çevresi der hani sen mutlu olamayacaksın, en kısa zamanda boşanacaksın. Hayır, tam tersine çok mutlu olur. Çok romantik bir evlilik yaşar. Karısının yaşı genç olmasına rağmen karısı Poe'yu çok büyük bir aşkla sever. Poe ile Virginia'nın yaşadığı ev çok fakir bir ev. Çok böyle her an eski böyle yıkılacak virane bir ev. Ama şey etrafı böyle kırlar, ağaçlar, elma ağaçlarıyla çevrili yeşillikli bir yer. Burada çok bahar falan böyle geldiği zaman, rüzgar esmeye başladığı zaman leylak ve kiraz çiçekleri dolan bir ev. Bu evi Poe şey yapmış, 3 dolara kiraya tutmuş ama kirasını da hiçbir zaman düzenli ödeyememiş. Hiçbir zaman yeterli yiyecekleri olmamış ve karısı bakımsızlıkta hastalanıyor. Yiyecek bir şeyleri yok, paraları yok. Ama Poe da karısını çok büyük bir aşkla seviyor. Fakat iş para şey, yani ona şey yapamıyor. Yeterli para kazanamadığı için yeterli bir şey yapamıyor. Onun karnını güzel doyuramıyor, ona iyi bakamıyor işte. Mesela bahçede yetişen hindibağlardan ona yemek yapıp karısını doyurmaya çalışıyormuş falan. Hatta çok komşuları kadının öleceğini hissedip onlara sepette yiyecek falan getirirlermiş. Ve o sırada sevgili Virginia'sı ölür. Karısı öldüğü zaman saman dolu bir yatakta böyle günlerce hasta yatarak o soğuk bir kış günü ölür. Onu mesela ısıtmaya çalışır, şey yapar. Ondan sonra soğuktan ve açlıktan ölür. O şey yapar, öldüğü zaman da cebinde cenazeyi kaldıracak parası yok. Komşularından birisi yardım eder, yoksa o kadın kimsesizler mezarlığına götürülecekken normal bir mezarlığa götürülür. Sonrasında işte ya Poe sevdiği tek kadın Virginia'yı kaybettin mesela, onu hiçbir zaman unutmaz, hiçbir zaman. O evin bahçesinde günlerce, aylarca oturur, şey yapar, böyle şiirler yazar. Mesela Annabelle Lee şiiri bu zamanda yazılmış. Bu o masası aşk ve unutulmaz ızdıraplarla yazılmış bir şiirdir. Picasso'nun bir deyişi var. Sanat acı ve hüzün çocuğudur der. Hemingway'de mutlu bir çocukluk geçirmiş kişi edebiyatçı şair olamaz der. Yani bu Annabelle Lee mesela böyle bir şeyin sonunda çıkmış bir şiirdir. Şimdi ben o şiirden biraz size birkaç böyle satır okumak istiyorum. İzniniz olursa Ahmet abicim.
Ne demek? Hani neler yaşadı diye mesela. Elbette. Hayran oldum. Devam et. Bitirme. Gerekirse ben konuşmamı bitireyim. Sen devam et. Daha senelerce evveldi. Bir deniz ülkesinde yaşayan bir kız vardı. Bileceksiniz. İsmi Annabel Lee. Hiçbir şey düşünmezdi sevilmekten, sevmekten başka beni. O çocuk, ben çocuk. Memleketimiz o deniz ülkesiydi. Sevdalı değil, kara sevdalıydık. Ben ve Annabel Lee, göklerde uçan melekler kıskanırlardı bizi. Bir gün işte bu yüzden göze geldi. O deniz ülkesinde üşüdü bir rüzgarında bulutun. Güzelim Annabel Lee. Götürdüler el üstünde, koyup gittiler beni. Mezarı oradadır şimdi o deniz ülkesinde. Biz daha bahtiyardık meleklerden, onlar kıskanırdı bizi. Evet, bu yüzden şahidimdir herkes ve deniz ülkesi. Bir gece rüzgarından bulutun üşüdü gitti Annabel'le. Sevdadan yana kim olursa olsun yaşça başla ileri geçemezlerdi bizi. Ve yedi kat göklerdeki melekler ve deniz dibi cinleri hiçbiri ayıramaz beni senden. Güzelim Annabel'le. Ay gelir ışır hayalin erişir. Güzelim Annabel'le. Orada gecelerin uzanır beklerim. Sevgilim, sevgilim, hayatım, gelinim. O azgın sahildeki yattığın yerde seni. Ya böyle bir acıyla böyle güzel bir şiir işte bu yani insana yaşadıkları yazdırıyor. Buyur Ahmet abi. Sana olan hayranlığımı zaten grupta yani şeyde de bilmeyen yok. Psikofelsefede de öbüründe de bilmeyen yok. Yani sana sormuştum bu efendim Enver Sait miydi bu Doğu ülkelerini haklarını arayan işte böyle gidip oralarda şey yapan. Dedim ki işte Medine Sözleşmesi'ni gündeme getiriyorsun. Ona durup dururken yani sen de 40'lı yaşlardasın 45-46 yaşındasın yani sen de bir şeylerin yani bu geldiğin mevkide bak hepimiz bir arada tutuyorsun Doğan Göçmen Hoca'yı getirdin bize kazandırdın ODTÜ'den Boğaziçi'nden bir sürü insanları alıp aramıza getiriyorsun bu grubu yaşatan sensin yani hepimiz sana hayranız ben bunu biraz daha fazla dillendiriyorum yani demek istediğim beni o kadar mutlu ettin ki yani bu şeyin Edgar Allan Poe'nun bu ölümü o şiiri de biliyorum. Şöyle ki bak getireceğim bir nokta var. O şiiri biliyorum. Hatta ben okudum onu sesli olarak müzik eşliğinde ve yayınladım grupta birkaç sefer. Yani beni sevindirdin. Ben Edgar Allan Poe'nun böyle bir mutluluk yaşadığını bilmiyordum. O onun yaşadığı evi tasvir ettin. Yani sen niye yazmıyorsun? İnanamıyorum. Yani sen Edgar Allan Poe'nun yaşadığı eşiyle birlikte evini öyle bir tasvir ettin ki Edgar Allan Poe yazmış gibi oldu. Bir şeyler ortaya koydun. O bahçeyi, o çiçekleri, o karısının o asır şeyde ölüşü. Ya bu anlatı var ya ben seni tanıdığım andan bu yana belki 3 sene bilmiyorum kaç sene geçti. Seninle birçok defa konuştum özelden telefonla oradan buradan ve çok sunumuna şeyine katıldım. Bu kadar muhteşem bir şekilde kendini ortaya koyduğunu görmedim. Şu an tüylerim diken diken şeye gideceğim. Annabel Lee, Clint Eastwood'un bir filmi vardır yanılıyor muyum bilmiyorum. Clint Eastwood'a bir kadın musallat olur filmde. Çok önemli bir film. Benim çok asabım bozan bir filmdir. Ondan sonra bu kadın baştan Clint Eastwood tabii etkilenir. Hoş bir kadın, akıllı bir kadın hayatına girmeye çalışıyor. Fakat Clint Eastwood yani filmde rahatsız olur. Kadında bir rahatsız edicilik vardır. Ama durup bu Annabel Lee şiirini söyler. Yani yanılıyor muyum? Bak sen bunu seyretmişsindir. İçinizde vardır. Ondan sonra bela olur. O kadar bela olur ki artık ölümcül boyutlara getirir. Filiniz bu. Yani bu sevgiye karşılık bulamayan kadın çıldırır, kötüleşir ve işte böyle yüksek bir tepede var olan bir binanın içinde bunlar dalaşmaya başlarlar. Kadın bunu öldürmeye gelir ve Clint Eastwood ölecekken ya kadın o kadar tehlikeli, o kadar
güçlü kudretli bir kadın ölmek üzereyken zor kadın aşağı düşer. Annabelle bu şiiri bu şiire takmıştır kadın. Yani bu Annabelle gibi yani seni seviyorum benim sevgime karşılık vermelisin diye ben o Clint Eastwood'un filmini seyrettim. Yani çok asabımı bozan filmlerdir. Mesela şeyin Bela filmi vardır. Arabasıyla gider bir kamyon musallat olur. Böyle bazı filmler vardır benim asabımı bozarlar. Yani Edgar Allan Poe'nun bu hayatını gündeme getirmen çok güzeldi. Şimdi Edgar Allan Poe dedik burada ne yapmış Nami anlatıyor. Yani burada şey var bir tragedi var. Diyor ki işte yani o şey bizim adamın adı neydi? Şeyin burada bende var dökümler çıkardım. Şeyin adı ondan sonra bu işi çözen adamın adı ondan sonra Dupin. Şimdi bu Dupin. Tabii ona da bir karakter, bir kalite vermiş Edgar Allan Poe. Çok şahsiyetli bir adam. Ondan sonra bu işi çözecek, kitlenmiş. Yani adam kazık atmıştır. Bunlar iki kişidirler. Yani karşı taraftaki bakanın bir de kardeşi var. Fakat bakan buna kazık atmıştır. Hayatını mahvetmiştir Dupin'in. Ondan sonra bir nefret vardır. Yani bu hikayede özünde Dupin'in bakana olağanüstü derecede onu mahvedecek, öldürmek istiyor aslında elinden gelse işkence edecek, yok edecek fakat eline fırsat geçiyor. Edgar Allan Poe bu fırsatı ona o şey vasıtasıyla veriyor, işte polis şefi vasıtasıyla veriyor ve şimdi Dupin bu işi çözecek, nasıl çözecek? İşte gidiyor. Oradan anlatıyor zaten romanda, şeyde, hikayede. Diyor ki ben bu mektubu elime geçirirsem bu mektubu elime geçirdiğimi bilmemeli. Birincisi ben bir kere anlarsa oradan sağ çıkamam. Hayatımı benim karartır, mahveder. Ondan sonra beni hatırlayan bile olmaz. Ama ben o mektubu alır da mektup kendinde kaldığı hissiyatı verirsem ona yerine bir mektup koyuyor. Çünkü aynısını yaptırmış. Özel şeyler bulmuş, mürekkepler, baskın şeyler yapmış. Yani öyle kraliçeye gelen mektup havası orada duruyor ve binayı terk ediyor. Ve tabii ki diyor ki kraliçe mektubu aldı artık ama belli etmeyecekler. Döşeyi, o karaktersiz bakanı birdenbire onu ortadan yok etmeyecekler. Çünkü yok ediverseler. Birdenbire vay sen bunu yaptın diye harcasalar bu sefer onun siyaseten bir gücü var. Kraliçe karşısında, kral karşısında bu kadar da hain namussuz bir adam. Diyorlar ki yani bu artık şey belki de Dupin yani şey yaptı akıl falan da veriyor kraliçeye. Yani zamana bırakıyorlar. Politik olarak mahvoluşa sürüklüyorlar. Adam gidip ikide bir mektup garanti mi diye bakmıyor. Oraya koymuş. Mektup orada duruyor. Mektup bende zannediyor. Ve mektup bende diye kraliçeye düşmanlığını sürdüreceği için hükümetin yürüyüşüne anormal etkisi olacak. Olumsuz. Ülkeyi kendi ahlaklığı doğrultusunda yönetmeye kalkacak. Tabii ki buna karşı bir direnç olacak. Ama kraliçe artık ona vermeyecek ve kendi mahvoluşunu kendi sağlayacak ve sonunda mektup nerede şimdi kraliçe vermeyecek vermediği zaman adam şok olacak mektupla tehdit edecek kraliçe çıkar lan diyecek mektubu adam mektubu bir arayacak ki elinde mektup falan yok ne yazıyor orada böyle ölümcül bir kader diyor Artuse değilse Trisse'ye uygun düşer diye Dupin o adamı oraya veriyor. Hemen anlayacak o zaman. Kardeşi olduğunu. Bir tür üvey kardeş. Ama işte bunu düşmanca iki kardeş mi artık? Bir tanesini o kadar suçlamıyor. Dupin. Bir tanesi işte hain olan, matematikçi olan, çok kötü olan ona zaten düzenleniyor. Çünkü öbürü pek ortada yok. Bakan olan zaten yükseliyor. Esas hain olana. Ve o hikaye şu efendim. Oyuna konu olan efsaneye göre Artaeus yani kelimeleri bilemiyorum Atreus kardeşi yani iki kardeş bunlar onlar da kardeş çok enteresan seçime bakın bunu
Edgar Allan Poe yapıyor. Yani dediğin hayatı yaşayan o evde ne güzel, ne güzel. Öyle bir evde ben de bir gün geçirmek isterdim. Keşke böyle grup arkadaşlarıyla öyle bir evde buluşup çay içip sohbet edebilsek. Anlattığın güzellikte. Ondan sonra Trace'in kendi karısıyla birlikte olup onu aldattığını öğrenince kardeşinin şerefine bir şölen tertip etmiş ve ona kendi çocuklarını etini yedirmiştir. Bir tür ava giden avlanır kıssasından hisseyle Dupin bu oyundan alıntı yaparak her bakımda hem vatandan öcünü almış hem de kardeş olarak kendisine atılan kazının intikamını almıştır. Ne kadar feci bir şey. Diyor ki bak diyor biz seninle kardeşiz. Üç kuruşluk işte bana düşecek miras yüzünden. Gücünü, kuvvetini kullandın. Hayatını kaydırdın. Eğer ben sağlıklı, iradeli, güçlü bir insan olmasaydım şimdi perişan olacaktım sokaklarda. Belki de sürünecektim. Ama ben ayaklarım üstünde dimdikim. Sen bu kadar gücüne, bu kadar üçkağıt yapmana, bu kadar hain olmana rağmen sen mağlup oluyorsun ve başına gelen Trace'e uygun bir kaderle seni noktalıyorum diye bitiriyor. Ve burada dünyaya korkunç bir mesaj veriyor aynı zamanda. Yani bütün arkadaşlarımın Edgar Allan Poe ve hikayeleri ve şiirleri üzerine söyledikleri her sözün, her cümlesine hayranlık duyuyorum, saygı duyuyorum ve seviyorum. Ben de kendi ortaya koyduğum şeyde yani Edgar Allan Poe'nun ortaya koyduğu bu ahlaki, insani şeyi yani hem ahlak olarak burada bir ahlak dersi veriyor. Hem tarihten böyle bir efsanede insanların böyle birbirlerine ihanet edip çocuklarını yediriyor. Vardır bir anne vardır çocuklarını bilmem ne yapar. Çok kötü şeyler var böyle. Bunu ortaya koyuyor. Yani işte bir takım yani bir cinsel ilişki yüzünden yok karımla yattı diye oğlan kardeşine kendi çocuklarını pişirip yediren zorla yediren bir ağabeyden bahsediliyor. Tamam kardeşinin yaptığı kötü ama olur mu? Öbür şey filminde de izledik. Ayağından vurulunca okla ölen kardeşi gidiyor başka bir kadını getiriyor. Koca bir imparatorluk çöküyor. Truva atı. Truva şeysinde o da gitti başka bir ülkenin ondan sonra orada var varlık adamının karısını ayarttı getirdi. Ondan sonra kardeş ama geldiği zaman yerlerde süründü karısını kaçırdı getirdi. Ondan sonra adamlar geldi yani kocası geldi mahvetmek için ondan sonra ne yaptı dövüşemedi bile yerlerde süründü. Sefil duruma düştü ama ne oldu Aşil çıktı abisi öldü. Abisini öldürdüler yani duelloda ama Aşil devreye girdi. Karşı taraftan bu sefer girdiler. Bir kadın uğruna, bir şehvet, bir arzu bu ya. Ulan sen nerelere gelmişsin? Koca bir imparatorluğun, ondan sonra baban imparator, sen oğlusun, abim var, yarın kral olacaksın. Gidip ya neydi belirsiz bir ülkenin, bir adamın karısına insan ne hissedebilir ya? Var varlık neşe olabilir. Yani beni olsa kandırabilir. Ben zaaflarım var, bir takım eksikliklerim var. Ben görürüm, aldanırım. O kadın bana bir takım imkanlar sağlasa, benimle flört etse, benden hoşlansa ben sürüklenebilirim. Ama sen koca bir imparator, çocuğusun. Koca imparatorluk gitmiştir. Truva atıyla girdiler, mahvettiler. Ondan sonra orada bir mesajdır bu. Bunlar ne diyor orada şey? Sofokles. Onu da demiyor şeyde diyor Ödip'te diyor hiç kimseyi öldüğü günü görmeden mutluluk tatlı demeyin diyor Sofokles diyor bunu şeyde diyor ama Ödip'in Oidipus kompleksi şeysinde Oidipus tragediyasında söyler bunu böyle şeyler oluyor dediğin gibi yani ne olursa olsun benim aklım Absalom hala almıyor onun için ben artık sanatçıyı dahilerden yani şeyden filozoflardan ne bileyim ben işte para kazanan muazzam paralar kazanıyorlar muazzam üretim yapıyorlar bilgisayarlar üretiyorlar yaratıyorlar tamam onlar da ama bence Edgar Allan Poe
40 yaşında yaşamış, ölmüş. Çok güzel bir aşk yaşamış. Çok saadeti tatmış. Ama bize bıraktığı miras bence tüm bu yani elimizdeki teknolojik imkanları, arabaları, bir takım şeyler de bizi saadet yaşatan, maddi saadet yaşatan, topyekun bütün bize kalan maddi mirası karşılık tek Edgar Allan Poe'nun bize bıraktığı manevi miras onlarla eşdeğerdir diyorum ve ben bitiriyorum. Çünkü maneviyata ben çok değer veriyorum. Çok heyecanlandım. Merve teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler Ahmet abi. Sen de iyi ki varsın. Çok sağ olasın. Başka konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? Yine güzel bir söyleşi yaptık. Çok teşekkürler. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar arkadaşlar.